Günaydın arkadaşlar. Ya bir sabah şurası trafik olmasın ya. Bir sabah şurası trafik olmasın. Bir sabah şu doluları görmeyelim. Yine standart bir iş sabahı. Ama bugün de yine böyle bir kalabalık, böyle bir doluluk, böyle bir çakallık. Bak şimdi gide oradan bir de en sola girer diyeceğim. Ama sende var o potansiyel. Sen sanki gireceksin sola. Oğlum senin yaptığın Çorumlular yapmaz lan. Ah bir yer vermesinler. Seni geçerim şu anda mı? Merak ediyorum. İzlemek istiyorum seni. Dayı verme. Dayı. Pu. Ya dayı. Adam 88 tane araba geçti. Lap diye girdi ya. Ben inada bindiriyorum abi. Öyle olduğu zaman inada bindiriyorum. Gıdım 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 kapatıyorum oraya. Gıdım 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 gıdım. Eğer boşluğuma gelmez hayatta giremez. Yaptırdı bildiği için böyle iddialaşmıyor da. Ha şimdi bu şey kuralı geldi değil mi? Tepe lambalı çakar olması lazım. Emniyet şeridini kullanmaları için. Ama herkeste de şimdi çakar şey var. Tepe lambalı çakar var. Bir şey değişti mi acaba bilmiyorum. Ama en azından şeyler değişmiştir. Adam sivil olsa da, polis olmasa da, bir ıvır zıvır olmasa da çakarları açıyordu. Şimdi onu açamaz. Standart bir adam tepe lambası takamaz. Bence takmaz yani. Ben olsam takmam. Allah Allah. Bugün bayağı bak tepe lambasını içe lambası yapmış. Yani iç lambası yapmış. Tepe lambası ama iç lambası. Sanki emniyet şeridine giren o sirenli araba sayısı biraz azaldı gibi. Şimdi şu anda fark ettim ha. Şu an aklıma gelince bir düşündüm de. Emniyet şeridinde trafik olmuyor en azından. Eskiden emniyet şeridinde trafik oluyordu. Ya bu var ya. Allah'ını seviyorsan saat 8.35 ya. 8.35. Daha 8.35. Şu trafiğin haline bakar mısınız? Bir toplum nasıl olur da sabahın 8.30'unda bu kadar kalabalığı bir araya toplayabilir, bu kadar trafiği yaratabilir? 9'da, 8.30'da standart bu hani iş saatleri bunlardır değil mi? Şeylerden bahsetmiyorum. İşte aşağı yazarız. Abi ben 12'de başlıyorum. Abi ben işte 2'de gidiyorum işe. Abi ben 10.30'da gidiyorum. Abi ben işe gitmiyorum. Abi bana iş bulsana. Hani böyle şeyler çıkacak tabii ki yoruma ama genel olarak hani toplumda kabul görmüş bir iş saati, bir mesai saati vardır yoğunluk olarak. O da bu saatlere gelir. 8 ile 9 arası. Ama neden mesela 9? Neden 8.30 abi? Hani mesela neden 11 değil ya da neden 10 değil? 10.30 olsa benim için çok güzel, ideal bir saattir benim için. Neden 9? İşte güne erken başlıyorsun değil mi? Bütün herkes bir şeyi aynı saatte yapıyorsa, bir şeyi erken tabir edildiği şekilde... Ya ben çok yine kaptırmışım kendimi, el kol hareketi anlatıyorum ama yanındaki dayının ilgisini çekti. Neyse, şey diyordum. Eğer bir toplum erken diye kabul edilen bir saatte işe başlıyorsa ve artık o standartlaşmışsa, benim gözümde erken bir saat değildir. Yani erken ibaresi bence fazlalıktır. Yani genel olarak toplumca... Ne oldu lan? Bana mı yaptı onu? Bana yaptı galiba ya. Kaçırdım. Tüh. Korna da çaldı. Herhalde ayıp oldu. Neyse. Eğer videoyu izliyorsan buradan sana selamlarımı gönderiyorum. Şu kalabalığa bak. Şu trafiğe bir bak ya. Herkesin yaptığı şey, yani erken diye kabul edilen bir saatte yola çıkmak, işe başlamak gerçekten erken midir? Erken olarak kabul edilebilir ve telaffuz edilebilir mi? Bence edilemez. Normalleşmiş, standartlaşmış saatte biz işe gidiyoruz. Öyleyse size çok güzel, reddedemeyeceğiniz bir teklife geliyorum arkadaşlar. Bu kalabalığı, bu 130 bin kişiyi artık kullanmam gerekiyor. Artık fayda sağlamam gerekiyor. Bu da şöyle olacak. Ne olacak biliyor musunuz? Bu çalışma saatlerini değiştiriyorum. Ya da değiştiriyoruz daha doğrusu. Nasıl yapıyoruz biliyor musunuz? Şimdi beni izleyen çalışanlar, personeller iş yerlerine gidiyor. Patronlarına diyor ki ben bundan sonra diyor işe diyor erken gelmek istiyorum diyor. Erken gelmek istiyorum diyor. Siz de erken gelin diyor. İş yerindeki diyor herkes diyor erken gelsin diyor. Saat diyor 10.30'da diyor işe başlayalım diyor. İşverenler de, beni izleyen işverenler de, patronlar da bugün işe gittiğinde
personele diyor ki bundan sonra işe erken başlıyoruz arkadaşlar. Erken mesaiye başlıyoruz. Saat 10.30'da bundan sonra herkes işe gelecek diyor. 9'da başlayan, 8.30'da başlayan böyle söylüyor. 10.30'da diyor işe başlıyoruz. Bu sefer ne oluyor biliyor musunuz? Herkes bunu yaptığı zaman toplumca erken algısını saat 10.30'a çekiyoruz. Nasıl? Yılan değil mi? Belli bir zaman sonra, bu zamanla oturur tabii. Bu süreçte sen benimle daltaş mı geçiyorsun deyip kovulan personeller olacak. Ya tabii ki başarıya ulaşmak için bu süreçte vereceğimiz kurbanlar olacak. Bunları da normal karşılamak lazım. Bir şeyin bedeli oluyor tabii ki. Ulan sabah sabah gözlerimi yaşarttınız be! Gözlerimi yaşarttınız. Yol veren bir dobloya şahit oldum ve ona teşekkür eden bir motorcu kardeşimiz. Ulan hayat gerçekten güzel. Zaman gerçekten sizin için akıyor ama daha çok erken. Hani saat olarak çok erken. Ben isterdim ki daha çok aksın, daha hızlı aksın. Şu anda saat 10.30 falan olsun ve işe geç kalmamış olayım. Evet. Böyle bir projem var arkadaşlar. Katılanlar, katılmayanlar fikirlerini sunabilir. Bundan sonra erken algısını yıkıyoruz. Mesela ölmek için erken. Neye göre erken? Bence değil. Yani bu ölme yaşını 30'a falan çekebiliriz. 30'dan sonrası ulan çok yaşamışsın diyebilir. Bunlar tamamen insanların toplumda kabul gördüğü gerçeklere de dayanıyor. Bazı şeyler vardır, bunu değiştiremezsin. Mesela gece gündüz olayı. Sen diyemezsin ki bundan sonra ulan toplumca kabul edelim de saat 5'te güneş doğsun, 5'te etraf aydın. Böyle bir şey yok. Güneşin keyfine keder. Bak adam ısıtmak isterse ısıtır, ısıtmak istemezse ısıtmaz. Üşütmek isterse her türlü üşütür yani. Şu an gözüküyor bulutların arkasında. Şu an hava buz gibi. Siz tabii kamerada yansımıyor ama soğuk yani. Güneş var mı? Var. Isıtıyor mu? Isıtmıyor. Yani bu tamamen bazen toplumca el attığınızda değiştiremeyeceğiniz şeyler var. Ama değiştirebileceğimiz şeylerde de elimiz güçlü olsun istiyorum. Bu erken kalkmaktan, erken mesaiye başlamaktan yorulduk. Ve benim gibi belki milyonlarca insan var. Aynı zamanda şu teklifimi hayata geçirebilirsek, beni izleyen şu personeller bu teklifli patronlara giderse, aynı zamanda evet aynı zamanda işsizlik problemine de çözüm buluyorum arkadaşlar. Bu teklifli patronuna giden binlerce insan işten kovulacağı için mükemmel bir sektörde mükemmel bir iş açığı çıkacak. Bunu da işsiz arkadaşlarım değerlendirebilir. Ulan yemin ediyorum var ya, başbakan olacak potansiyel var, bende de kullanmıyorsunuz ha. Sabah sabah yine güzel beyin yaktık. Şöyle bir şey var. Bir de benzin el atalım abi. Şu benzin erken bitmesin. Hani bir benzini fulluyorsan 4 günde bitmesin de, 3 günde bitmesin de. Abi onu toplumca kabul gördürelim artık. Şöyle 2 hafta falan gitsin. 2 hafta falan giden bir benzin algısı yaratalım. El birliğiyle artık ona da el atmamız lazım. Çok çabuk bitiyor, ben dayanamıyorum. Benzine para vermekten hani soldum artık. Biliyordum bak, daha var ya, sen o hamleyi yapmadan benim elim kornaya gitti zaten. Korna da zaten öyle saçma bir yerde ki, bir dakika durun ya. Dur. Lavuk sinyal veriyoruz. Oğlum sen ikidin, niye önüme kırıyorsun benim? Aynı araba ha. Manyak, ruh hastası. Mevzu burada zaten, hani o tehlikeyi algılayıp önceden hareket edebilmek, önceden müdahale edebilmek, çarpmasını beklemeden ya da tehlikenin içine girmeden o tehlikeyi savuşturabilmek, bunların tamamı öngörüyle, trafikte öngörüyle ortaya çıkıyor. Öngörülü olmaya dikkat edin arkadaşlar. Şuradan araba çıkabilir. Bazen öngörü işe yaramaz ama yaradığı zamanlar çok oluyor. O yüzden her zaman tetikte olacaksınız. Burayı ne yaptılar ya? Burayı ne yapıyorlar orayı? Burayı yıktılar, yaktılar, yıktılar. Bir şeyler yapıyorlar ama ne yapıyorlar bilmiyorum. Oha, size bak. Ferhat abimin güzel bir sözü vardı, geçen paylaştı. Güneşi sislerine nasıl sığdırdın diye. Bu tam tersi oldu şu anda. Buradan selam olsun. Ulan sisleri güneşine nasıl sığdırdın? Bu sis ne? Güneş mi?